Merhabalar sevgili hanımlar. Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet yine bir örgü videosunda daha sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bu videomda sizlere çizgilik yelek modelinden bahsedeceğim. Bayan yelek modeli, çizgilik yelek modeli, mevsimlik yelek modeli. Evet arkadaşlar. Şöyle bu aslında bu videom benim bir ön hazırlık bu görmüş olduğunuz örnekten şöyle göstermek istiyorum. Önümüzdeki günlerde inşallah Allah'ın izniyle sizlere baştan sona bu örneğin yelek yapımını anlatacağım arkadaşlar. Bu videomda şimdi örneğin kurulumunu sizlere anlatacağım. Evet modelimizin yapımına, anlatımına geçmeden önce Kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim Evet arkadaşlar modelimiz şöyle aslında bu ön parçayı sizler için göstermek istiyorum ee, dediğim üzere video hazırlıklarım var şöyle bu kesimi olmuş ön kesimi olmuş şöyle yaka kesimi olmuş bir parça arkadaşlar ne kadar düzgün kesimleri tabii ki bunları ben ileriki videolarımda sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu yeleğimiz hanımlar tahminen 40 42 beden. Tabii ki e, diğer videolarımı baştan sona çektiğimde o zaman daha detaylı bir bilgi vereceğim. Şöyle göstermek istiyorum. Kaç örnek arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 örnek. 40, 42 beden olabilir. Ama şimdi şöyle de bir durum var. Her zaman videolarımda belirtiyorum. Ölçü arkadaşlar. Bunu yapmak istediğiniz zaman ölçeceksiniz. Beden ölçülerini yine diğer ki videomda bu videomun altına beden ölçülerini yeleklerde bedene göre ölçülerini yine not alacağım açıklama bölümüne sizlere o kısma yazacağım şöyle ölçerek arkadaşlar mesela 38 beden bir yelek düşünürsek 25 bakın 25 santim olması gerekiyor ne demek bu burada kaç örnek var 1 2 3 4 5 6 7 8 7 örnek yapmamız gerekecek arkadaşlar 7 örneği 38 beden yeleğe 7 örneği başlamamız gerekiyor. Ben bunu tahminen söyledim 40 42 hatta ve hatta buhar verdiğimiz zaman bu örgümüze buhar verdiğimiz zaman 44 beden bile olabilir arkadaşlar. Ütü teması değil de buhar verdiğimiz zaman 44 beden bile olabilir bu yeleğimiz. Şimdi şöyle 28 santim şimdi 25 santim 38 beden için bir ön olduğu zaman 28 santim 40 42 44 bedene olabilen bir örnek şöyle Evet arkadaşlar buyurun Bismillahirrahmanirrahim diyelim önce bu örneğimiz nasıl yapmalıyız ona geçelim Tabii ki sizler de benimle birlikte başlarsanız diğer ki Örgüye yeni başlayanlar için yaka, kol kesimlerini detaylı bir şekilde Allah'ın izniyle Allah'tan bir mani gelmesi sizler için paylaşacağım. Şöyle ön hazırlık için ben e, lastiki ördüm arkadaşlar. Tabii ki siz bunu tek sıra trabzan üzerine de kurabilirsiniz, ayarlayarak tek sıra trabzan üzerine kurabilirsiniz, zincir üzerine kurabilirsiniz. Tabii ki bu örnekten şal da yapabilirsiniz, bunu da belirteyim ayrıca. Şimdi ben e, ön hazırlık için lastiğimi yaptım. Lastikten sonra modelimi kuracağım, ön patını ayarlayacağım arkadaşlar. Bunu da yelek için anlattım. Şimdi burada. 6 ve katlarında yapacağınız örnek sayısına göre 6 ve katlarında bu şekilde lastik dişi, lastik sırası hazırlayın arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 5 6. 6 ve katlarında lastik sırası ayarlayın. Ben bunu 3 model olarak göstereceğim sizlere. Şimdi 6 ve katlarında ayarladıktan sonra 5 ve şu hemen şu son kısmada da 5 ve 5 tane daha eklemeniz gerekecek. 5 tane daha trabzan sırası eklemeniz gerekecek. Tabii ki buna da bir bu kenardaki bir de burada ön patı için ayarladığınız lastik trabzanlarını şöyle 3 tane de lastik trabzanını ayarlayacaksınız. Tabii ki buradaki lastik trabzanı sizin isteğinize kalmış. Kaç tane yaparsanız ben buraya şimdi başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hepinize arkadaşlar kolay gelsin. Burada 3 tane zincir çekerek başlıyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen buradaki trabzanıma giriyorum. Trabzan. Yine aynı yuvanın içine girdim. Trabzan. Buraya 3 tane trabzan yaptım. Bir diğerine atlayacağım. Şöyle. 1 2 3 3 trabzan da buraya yaptım 6 şuraya da 2 tane batacağım arkadaşlar 6 8 tane kenar trabzanı yaptım 2 4 6 8 Tabii ki siz burayı isteğinize göre 6 tane de yapabilirsiniz buradan itibaren başlıyoruz 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz buradan 1 2 diş atlıyorum. Üçüncüye sık iğne ile girdim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. 1, 2, 3. diş yani 3. sıra trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Şöyle yapalım arkadaşlar. Pardon. Burayı Şöyle 1 2 atlayalım. Bir tane şöyle tepesine girelim. Daha düzgün olması için. Şöyle iki tanesini de zincirimin içine yine bir tanesini de hemen tepesine. Burayı bu şekilde yaptım. Bu ara modelimiz oluyor. 1 2 3 4 5 6 zincir. 1 2 3 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 zincir 1 2 hemen tepesinden giriyorum araya yine trabzanımı yapıyorum ikili trabzanlar yapıyoruz arkadaşlar tekrar tepesine giriyorum buraya 4 tane trabzanımı yapıyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir buradan sayıyorum 1 2 üçüncüye girdim burada tekrardan 1 2 üç dört beş altı zincir beş tane eklemeniz gerekiyor dediğim kısım hemen şurası arkadaşlar 1 2 üç dört beş yani bu kenar kısımda kalan e, örneğe ayrılan yer beş trabzan yani beş sıra oluyor şöyle 6 değil de beş sıra 6 tane zincirimi çektim. Bura yeleğimizin birleştirme kısmı hemen buradan giriyorum. Buraya trabzan yapıyorum. 1, 2 veya 3 trabzanla bu kenar kısmını bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Bunda 3 trabzan var arkadaşlar. Yine biz de 3 tane trabzan yapalım. Bir tane de kenarına batalım. Evet bu şekilde kenar kısmını ayarlayalım. 3 tane zincirimizi çekelim geriye dönelim modelimizin ikinci sırasına gelelim burada hemen kenar trabzanlarımı yapıyorum 1 2 3 zincirimi çekiyorum şöyle modelimde de göstererek ilerlemek istiyorum hiç zincir 6 zincirin ortasına batıyoruz 3 zincir sık iğnenin tepesine 3 zincir bu şekilde devam ediyor şimdi burada hemen orta alıyorum bu aradaki 6 tane çekmiş olduğum zincirin ortasından sık iğne ile girdim 1 2 3 zincirimi çektim hemen sık iğnemin tepesine 3 tane zincirimi çektim Trab Pardon. Zincirimin ortasından yani ortalayalım arkadaşlar. Ortasına girdim. 3 tane zincir. Aradaki ara modelim. Ara trabzanlarımı 4 tane ara trabzanlarımı yapıyorum. Şu an. 1-2-3 Örneğimizi tekrar ediyoruz. Ortaya. 1 2 3 sık iğnemizin tepesine 1 2 3 zincir zincirimizin ortasına 1 2 3 zincir aradaki ara trabzanlarımızı Evet bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz hanımlar. Evet ben zaman kaybı olmasın diye hemen bu kısma geldim. 8 tane kenar patı için 8 tane trabzanım yaptım, geriye döndüm. Buradaki e, kenar patında arkadaşlar bu kısmı birkaç sıra gidin, örgünüze bir bakın. Burada bir sarkma, bir marullaşma veya bir kasma olursa bu kenardaki zincirlerinizi üçer dörder ayarlamaya dikkat edin. Burası evet biraz problemli. Şimdi arkadaşlar burada yine 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen modelimin 3. sırasında bu kısma sık iğne ile batıyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Tekrar burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çekiyorum. Hemen diğer sık iğnemin tepesine geçiyorum. Şöyle burada 3 tane Yine zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Yani arkadaşlar modelimiz zincir işi. Çok kolay. Herkesin yapabileceği türde. Gerçekten ilk defa yelek yapmak isteyenler için güzel bir fırsat. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlere bu yeleği baştan sona anlatmaya çalışacağım. Evet burada 1-2-3 tane zincirimi çekiyorum hemen sık iğne ile girdim 1 2 3 4 5 6 zincir hemen bu kısmı 1 2 3 zincir ortadaki trabzanlarımızı yani ara trabzanlarımızı yapıyoruz Evet bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz Hanımlar Sizlerden çok istek aldığım için kol kesimli, yaka kesimli baştan sona yelek anlatır mısınız dediğiniz için gerçekten ileriki bölümlerde bu örneğin inşallah sizler için baştan sona anlatımını çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 zincir. Şöyle hemen bu kısma batım. 1 2 3 zincir buradaki 3 tane ikili trabzanlarımızı yapıyoruz kenar kısım yeleklerimizde birleştirme kısmı bu kısım arkadaşlar 1 2 3 tane zincir geriye dönüyorum modelimizi arkadaşlar 4 sıradan oluşuyor modelimizin son sırasını gidiyoruz hemen buradan trabzanlarımı yaptım Burada 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 zincir. Hemen sık iğnemin içine şöyle burada 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Burada 6 tane zincir çekmiştik. 6 zincirimin hemen bir ortasına batıyorum. Ortalıyoruz arkadaşlar 6 zinciri tepesine batıyoruz. Burada bir şöyle baklava dilimi oluşuyor. 1 2 3 zincirimizi çekiyoruz Pardon hemen bu kısma sık iğne 1 2 3 zincirimiz aradaki ara trabzanlarımız modelimizin yani e, tığışı örgümüzün ne yapıyorsak yelek veya şal ne yapıyorsak bu şekilde aradaki trabzanlarımız hiç değişmeden gidiyor arkadaşlar 1 2 3 zincir sık iğne ile batım 1 2 3 ortaya 1 2 3 zincir sık iğneme 1 2 3 zincir evet bu sıramızı da tamamlıyoruz modelimizin şöyle arkadaşlar modelimizi bu sıramızı tamamlıyoruz bu şekilde artık modelimizin tekrar bir üzerine nasıl kuruyoruz ona gelelim ben zaman kaybı olmaması için kenar trabzanlarımı yapıp geriye döneceğim ikinci model tekrarına geçeceğiz Evet arkadaşlar dediğim üzere ne yaptım şöyle kenar trabzanlarımı yaptım burada aynı kenar trabzanı üzerinden yeleğimizin yaka kesimine kadar yani yaka kesimi demeyelim omuz kısma kadar bu şekilde bu trabzanları kaybetmiyoruz. Yaka kesiminde dahi bu trabzanlarımız aynı ilerliyor kenar kısmında. Şimdi evet arkadaşlar burada ilk sırada ne yapmışsak aynısını yapıyoruz. Lastik üzerine kurmuştuk. Şimdi bu örneğimizin üzerine modelimizi tekrar ediyoruz. Ne yapmıştık? 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekmiştik hemen bu ortalıyorum ortadaki sık iğnemin içinden sık iğne ile girdim 1 2 3 4 5 6 zincir gerçekten kesimleri de bir o kadar kolay bir model ben yeni öğrenenler için inşallah yeni yelek yapacak olanlar için yardımcı olmaya çalışacağım ilerki videomda inşallah baştan sona yelek kol yaka kesiminde görüşeceğiz. 1 2 3 4 5 6 zincir. Hemen ortalıyoruz. Ortaya zaten belli bu kısma giriyoruz. Evet modelimiz bu şekilde tekrar edip giden bir örnek. Şimdi tekrar şunu da göstermek istiyorum. Arkadaşlar bunda daha çok belli olacağını düşündüm çünkü beyaz üzerinde mesela bu yapmış olduğum örgü bunun üzerinde çok şöyle gösterirsem belli siyahın üzerinde siyahı da beyazın üzerinde gösteriyorum ki anlaşılır bir şekilde olsun diye şimdi sizlere bir önerim var hanımlar şayet yelek başlayacak olanlar için ilk önce sağ ve sol bir önden başlayın sorunsuz bir şekilde bir önün ölçülerini sorunsuz bir şekilde bir önün kesimlerini yaptıktan sonra diğer ki parçalar zaten kendiliğinden doğru bir şekilde gelecektir arkadaşlar. Şöyle değişmez bir kaide var. Mesela biz bu ön kısmı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 örnekten başladık. Bir diğer ön kısım aynı 8 örnek başlıyoruz. Sadece bu ön patları farklı mesela diğerinin bu kısımdan konularak geliyor diye birini önce kuruyoruz bu ön patı birini sonra kuruyoruz. O şekilde devam ediyor. Bir ön patı böyle. Arka arka parçaya gelindiği zaman arka parça her zaman şöyle olmalı. Şimdi bir ön kısım 8 şöyle saydığımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 diğer önle birlikte 8 8 16 diye düşünüyoruz. 8 8 16 olduğunda şimdi 16'dan bir tane örnek çıkartıyoruz arkadaşlar. Arkası 15 örnek olarak yani iki toplamın örneğinden bir örnek eksik olarak arkayı başlamamız gerekiyor. Çünkü ön kısımları biraz daha geniş olmalı. Ön kısımlarda bu şekilde ön patı var arkadaşlar. O yüzden arka kısmı iki önden bir örnek eksik olmalı. Tabii ki bu istinade dışında eşit şekilde de yapılabiliyor. O tabii sizin isteğinize kalmış bir şey. Bu benim önerimdir. Evet arkadaşlar, bir videomuzun sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah e, yelek yapımı, yaka, kol kesimi baştan sona kol kesimi videomda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.